Nasılsın lan? Robotlar içinde gördün mü? Ah, tamam mı? Gördüm gördüm. Maskeyi de önünü almış. Hadi canım. Abi inanın. Bu maske başka mı? Evet. Maskeyi ben gördüğümde duruyor. Böyle koymuş. Evet. Getirdiğim gibi. Nasıl ya? Ahtapot canlı mı öyle canlı. Mi? Canlı. Kabukları atsana. Şey, parlak kabukları atma. Şunlar çıkıyor. Ali çıktı lan. Çıksın gitsin baş. Gitsin be. Çevrem, arkadaşlarım, dostlarım zaten bilirler ama beni yeni tanıyanlar ya sen nasıl bu kadar sakin bir adamsın, can sıkıcı durumlarda hala nasıl sevecen kalabiliyorsun diye sorarlar. Bence bu durumlarda biraz dönüp aileye bakmak gerekiyor. Ailenizden ne aldınız, bir genetik miras falan, bu belki irdelenebilir. Ben de bu hikayede biraz babamdan yola çıkarak bu soruların yanıtlarını aramak istiyorum. Bu aralar gündem olan Oppenheimer filmini izlediniz mi? Atom bombasının mucidi babası Oppenheimer'ın bir biyografik belgeselini izledik. Nolan'ın çok güzel bir filmi. Ve gündemde olmaya da devam ediyor. İşte o atom bombasının Japonya'ya atılmasından 3 yıl sonra aslında savaşın en kanlı, en şiddetli geçtiği coğrafyada, o günkü adıyla Yugoslavya'da doğmuş babam, Tetova şehrinde. Ve tabii savaşın bitmesiyle aslında hiçbir şey güllük gülistanlık olmuyor. Her şey hemen normale dönmüyor. Doğal olarak savaş sonrasında da babamları Türkiye'ye göç ettirecek atmosfer en az savaş kadar karanlık. İşte fakirlik, yoksulluk, siyasi ve politik baskılar, gücün el değiştirmesiyle ortaya çıkan etnik zulüm. Bütün bu sebepler onları Türkiye'ye göç etmeye itiyor. Ve babam İstanbul'a geldiğinde henüz 6 yaşında küçük bir çocuk. Daha o yaşta ailesine destek olmak için, büyük ihtimal dedemin de ihtiyacı var tabii, İskelilerde su satıyor, limonata satıyor. Daha sonra bir kunduracının yanına giriyor. Yani çocukluğu aslında hep çalışarak geçiyor. Ailesine destek olarak geçiyor. Daha sonra bir berberin yanına giriyor. Oldukça da yetenekli olduğu orada keşfediliyor. Daha sonra kuaför olan dayısı babamın yanına alıyor. Ki babam şey der, bana Murat dayım çok şey öğretmiştir, bana çok şey katmıştır diye. Orada çalışmaya başlıyor ve hakikaten yükseliyor. Hatta anlatırdı. Bir an oldu ki, bir an geldi ki haftalığım babamın haftalığından çok daha fazla olmaya başladı. Artık evde en çok para kazanan bendim. Dolayısıyla ilk yaptığında annesine
tezgah üstü o tek gözlü tüplü ocaklardan almak olduğunu söyledi. Çünkü Yugoslavya'da da Türkiye'ye taşındıklarımda da babaannem yemeği bahçede yaktığı ateşin üstünde hazırlanmış. Çamaşırlar kazanlarda yine bahçede ateş üstünde yıkanırmış. Zor bir hayat yani. Ve bir parça böyle durumu düzeltmeye başladığında babam hemen ailesine destek vermeye başlamış. Bundan diyor ki yani paramı direkt götürür babama verirdim. Çok da mutlu olurdu, çok sevinirdi. Tek göz ocağı anneme aldığımda da çok duygulandığını hatırlıyorum diye anlatırdı. Neyse uzatmayayım. Babam 17 yaşına geldiğinde Bebek'te kendi dükkanını açıyor. Ben şimdi düşünüyorum da 17 yaşında saf, salak, aptal artık ne derseniz ergen bir gençtim. Elbette erkenden hayata atılmak gençliğinin baharında babam için bir sınavdı. Onu hayatı daha basit okuyan, karmaşasını yanılaştıran bir adama dönüştürdü. Ki bu da aramızdaki o baba-oğul çekişmesinin ana kaynağı gibi düşünüyorum kendimce. Çünkü 17 yaşında ergen ve hayatı karmaşık bulan bir adam için ya da hayatını karmaşıklaştıran bir genç için babasının yalın basit öğütleri asla hiçbir şey karşılamıyordu. Bunu anlamak için 35 yaşına gelmem gerekiyordu, o da ayrı. Hepimizin hayatı dengelemek için sıraladığı öncelikler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Sadece yerleri değişebilir ki bu da hayatın içindeki ses tonumuzu belirler, davranış biçimlerimizi belirler. Ben de babamın sıralamasından yola çıkarak onunla yaşadığım birkaç anıyı ve bizimle paylaştığı öğüdü size anlatmak istiyorum. Çünkü miras dediğin sadece maddi olmuyor. Manevi miras da çok kıymetli bir şey ki bence maddi olanından çok daha değerli. Birinci sıraya iş yazıyorum istisnasız çünkü bunu babam da söylüyor. Zira çocukluğunda ve gençliğinde içinde geçtiği zorluklardan olacak. O her zaman işi ön planda tutardı. Daha çocuk yaşlarda ailesine destek olmak için çalışmak zorundaydı. Ve bir gün gelip kendi ailesini kurduğunda onları bir arada tutmak, güvende hissettirmek için de işine dört elle sarılmanın önemli olduğunu biliyordu. Ortaokuldayız. Artık ikinci sınıf mıyız, üçüncü sınıf mıyız onu çok hatırlamıyorum ama yaz tatili. Zaten yaz tatili demek bir öğrenci için sabah geç kalkmak demek, bol bol sokakta oynamak demek, kirlenmek demek. Annenin sana seslendiği halde sen içeri girmemen demek. Yani oynamak işte böyle bir sıradan ortaokul çağlarında çocukların yaptığı şeyler. Bizim için de geçerli, onları yapıyoruz. Bir sabah babam bizi uyandırdı ve dedi ki hadi bakalım kalkın dükkana gideceğiz. O istediğiniz çikolataların, oyuncakların parasını nasıl kazandığını öğrenmeniz lazım. Tabii böyle biz burun kıvırmadık. Çok heyecan verici bir şey. Dükkana gideceksin, fırça vereceksin. Yani sana bir önem atfediliyor. Hırkete vereceksin. Yani bir sürü şey yapacaksın dükkanda. Daha da önemlisi bahşiş kazanacaksın. Bu çok güzel bir şey. Babamdan hızlı bir şekilde dükkana gittik. Babamdan önce gittik hatta. O kadar heyecanlandık ki şey bekliyoruz işte bize bir görev versin. O sırada dükkanda temizlik yapılıyor. Aynaları silenler var. Tezgahlar toplanıyor. Fırçalar temizleniyor. Havlular katlanıyor. Öyle bir ortam. Babam da içeriye gitti. Elimize iki tane paspas iliştirdi. Dedi ki hadi bakalım dükkanı temizleyin. O an için o küçük gururumun kırıldığını hissettim ben orada. Babama biraz kızdım, surat astım. Herkesin içinde bize böyle. Bu neydi biliyor musunuz? Aslında patron çocuğu olmanın getirdiği bir şımarıklıktı. Her şeyi yapabilirim sanıyorsun falan. Ama ben böyle bir sinirlendim, surat astım ki babam zaten direkt okuyor durumu. Gel bakalım dedi. İyi bir kuaför olmak istiyorsan önce dükkanın tertemiz olması lazım demişti. İyi bir usta olmak istiyorsan belki kuaför olmayacaksın ama işinde usta olmak istiyorsan önce iyi bir çırak olman gerek demişti. Ben o zaman tabii bunu anlamadım. Böyle kulağımın birinden girip birinden çıktı. Ama yıllar sonra çalıştığım çeşitli ajanslarda iş görüşmelerine giriyordum ben. Meslektaşlarımı, mesai arkadaşlarımı seçiyordum. En azından bir ön görüşme ben yapıyordum. Orada da mesela yeni tasarımcı adaylarına babamın bu nasihatini söylerdim. İyi bir usta olmak istiyorsan önce iyi bir çırak olmaya hazır mısın diye sorardım. Hatta o dönemde buna kulak asan beraber çalışmış pek çok iş arkadaşım çok iyi yerlere geldiler. Kendi şirketlerini kuranlar oldu. Başarılı olanlar, ödül alanlar oldu.
gerçekten iyi çırak olmak sizi iyi bir usta yapıyor. Evet, biz birer kuaför olmadık ama artık ben ajansta kardeşim bir ofiste falan çalışmaya başladığımda da babamın nasihatleri bizim hep kulağımıza küpe olmuştur. Mesela kardeşime söylediği bir öğüdü çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki, verilen işi en iyi şekilde yapmaya çalış. Belki en iyisini yapamayacaksın ama bu gayreti göster. Ne bileyim, fotokopi bile çek deseler sana, en iyi fotokopiyi sen çekmeye çalış. Şimdi burada soru işareti oluşuyordu bize. Fotokopi en iyi nasıl çekiliriz? Herkes aynı düğmeye basıyor. O kağıt aynı şekilde çıkıyor ama burada bir metafor vardı. İş yerine yöneticinden önce git. İşte bütün bunları yaparsan maddi manevi olarak illaki karşını alırsın derdi. Bu öğüdü çok sıklıkla söylerdi babam. Bizi çalışkan, meraklı, işini iyi yapmaya odaklı insanlar olmaya yönlendirdi hep. Öncelikler listesinin ikinci sırasına babam sevdiklerini yazardı. Başta ailesi olmak üzere dostları, arkadaşları önceliklerin ikinci sırasını oluşturuyordu. Bizi her hafta sonu mutlaka bir yere götürürdü. Ya işte yaz aylarında denize götürdü Kilyos'a, ya böyle bir pikniğe götürdü bahar aylarında. Ama mesela babaannemi hiç ıskalamazdı. Hafta sonları Ümraniye'ye babaanneme giderdik, halamı ziyaret ederdik. Akşam mesela eve geldiğinde de babam hiç böyle oturup koltukta uyuklarken bilmem yani. Evet, yorgun dönerdi. Bütün gün ayakta kuaför olmak da çok kolay değil. Ama mutlaka bizden bir şakalaşır, bir güreş tutar falandı. Yani o anlamda bize çok zaman ayırdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta annemle olan ilişkilerine de şöyle bir baktığımda, ki annemle de şakalaşır, onu böyle öper, ne yapıyorsun Titoş falan filan der. Böyle romantik şeyleri de vardı babamın. Ve hiç hatırlamam, hani bizde travma yaratacak bir tartışmaları olsun, seslerinin birbirlerine böyle yükseldiğini, komşuların duvarları vuracak kadar büyüdüğünü falan hiç bilmem. Genelde hep mutlu, mesut, şey ya da varsa aralarında bir şey, bir sıkıntı, onu da bizden gizli yaparlardı. O konuda babamın çok dikkatli olduğunu söyleyebilirim. Ama arkadaşlarıyla olan ilişkisinde bunu ben çok daha net görüyordum. Daha çok anı vardır bende. Bir gün eve geldiğinde şeyi hatırlıyorum. Elinde böyle 3 tane küfe, 3 çuval kestane, 1 çuval nar, birkaç şişe şampanya, yılbaşı üstüydü çok iyi hatırlıyorum ve arkadaşlar için hediye hazırlayacak. Düşünün yani, o kadar özenirdi ki her şeye. O küfelerin içine tek tek kestaneleri doldurdu, üstlerine narları dizdi, narların ortasına şampanyaları oturttu. Boyunlarına not bağlamak için kurdelelerini hazırladı falan. Sonra not aşamasına geldi. Babamın çok güzel bir el yazısı vardı. Çok böyle karakteristik bir el yazısı vardı. Kartları önüne koydu, masaya oturdu. İnanın o küfeleri hazırlamaktan çok daha uzun sürdü. 3 tane arkadaşına yazacağı not. Babama dedim ki, niye bu kadar uğraşıyorsun? İnsanlar birbirlerine işte bir kravat alıyorlar, bir atkı alıyorlar, kemer alıyorlar. Hani sen de arkadaşlarına, dostlarına yani bu tip şeyler, hediyeler alabilirsin. Ne bu kadar yük altına giriyorsun falan diye sormuştum babama. Babam şey demişti, iyi arkadaşların olacak hayatta, iyi dostların olacak ki onlar zaten 2-3 tane olacaklar oğlum demişti. 2-3 tane de arkadaşın için bunu yapamıyorsan sen iyi arkadaş değilsindir. Hakikaten en az 2 saat o notları yazmıştı. Her birine ayrı özel notlardı bunlar. Ve şişelerin boğazına bağlayıp küfelerde bir jelatinle boğarak ertesi gün bizzat kendi böyle onların dükkanlarına götürdüm. Zaman içerisinde benim de tabii arkadaşlarım oldu. Okullardan, çalışma hayatından vesaire. İyi arkadaşlarım olduğu kadar hayal kırıklığı uğradığım insanlar da oldu. Hepimizin olduğu gibi. Bununla ilgili mesela çok güvendiğim ama işte hayal kırıklığına uğradığım biri olduğunda babamın yanına artık gitmeye başlamıştım. Niye böyle yaptı, niye böyle, ben mi acaba bir hata yaptım falan. Ve babam bizim arkadaşlarımızla tanışmayı çok isterdi. Bunun bir nedeni varmış. Oğlum derdi, hayatta seçeceğin arkadaşların senden 2 gömlek üstün olmalı. Çünkü senden 2 gömlek üstün bir arkadaş sana iyi şeyler söyler. Seni iyi şeylere yönlendirir, sana danışmanlık yapar, açıp ona bir şey sorabilirsin. Kötü arkadaşların da sana çok şey öğretir ama dikkat et, yolunu kaybetmene de neden olabilirler. Sonra fark ettim ki babamın bu nasihatı da benim kulağımı çok doldurmuş. Zira meslek hayatımda da otomatik olarak benden çok daha iyi tasarım yapan, farklı düşünen, yaratıcı,
Böyle içinde mizah olan falan meslektaşlar seçmişim kendime. Onlarla çalışmak istemişim hep. Çünkü rekabet zaten insanı geliştiren bir şey. Üstelik güzel dostluklar da kurdurur. Bugün güzel bir çevrem varsa, iyi yaşıyorsam tırnak içinde, kendi gayretimle yaptım demek yetersiz kalır. Çünkü o arkadaşlarım, dostlarım olmasa ben belki de böyle bir noktaya getiremezdim kendi hayatımı. Bir konuda arayıp fikir alabileceğin, danışabileceğin, destek aradığın dostlarının, arkadaşlarının etrafında olması gerçekten çok büyük bir lüks. Öncelikler listesinde babam üçüncü sıraya muhtemelen güzel yaşamak maddesini koyardı. Burada güzel yaşamaktan kastım her şeyin parayla ölçüldüğü bir hayat değil elbette. Çünkü o bildim bileli mesela sabah koşuya gitmekten, yürüyüş yapmaktan çok hoşlanırdı. Bebek sahilde her şeyi kafasında çözdüğü, ne bileyim işte hayaller kurduğu, yarın bir şey yapacaksa bununla ilgili planlarını hep bu yürüyüşlerde yaptığını anlatırdı bize. Zaten spor yapmanın güzelliğinden hararetle bahsederdi. Hayatı güzelleştirdiğinden büyük böyle bir şeyle bahsederdi. Biz burun bükerdik ama babam mutlaka bizi ayda bir iki kere Belgrad Ormanı'na sabah yürüyüşüne illaki götürürdü. Eğer öyle bir şey yoksa kendi Bebek'teki sahildeki yürüyüşlere dahil etmeye çalışırdı. Derdi ki bak çözemediğin bir problem, herhangi bir şey yapmak istediğin, bir planlamak istediğin bir şey varsa anahtar burada derdi. Papazın biri vaaz verdiği kürsünün yanına her sabah çiçeklerini değiştirdiği bir vazo koyarmış. Sabahları zaten ilk yaptığı yeni bir buket getirmek, onları böyle bir aranjman yapmak, güzel süslemek. Ondan sonra şöyle biraz onu izleyip aynene, vaazına hazırlanmakmış. Gel zaman git zaman işte insanlar dua ediyorlar, kiliseyi ziyaret edenler var falan filan. İşlerinden biri papazın yanına yaklaşıp demiş ki size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben aslında buraya dua etmekten çok her gün değiştirdiğiniz o vazonun çiçeklerini görmek için geliyorum demiş. Papaz demiş ki bunu duyduğuma çok mutlu oldum. Çünkü bu kadar insan burada dua ederek ruhlarını beslemeye çalışıyorlar. Ama siz bunu görerek yapıyorsunuz, ne mutlu bana demiş. Güzel yaşamayı işte babam bu tip naif hikayelerle tarif ederdi. Ki şunu da biliyorum, sabahları o dükkanda kasanın yanına koyduğu vazonun içindeki çiçeklerin her gün değişmesi aslında bu hikayeden geliyor. Bu güzel yaşamak maddesinin altında babam belki hayvanları da bunun içine ekliyor. Çünkü o çocukluğunda hep böyle içinde hayvanların olduğu evlerde büyümüş. Mesela arabaya koştukları bir atları varmış, ondan çok güzel bahsederdi. Tavukları varmış, halasının inekleri varmış. Yani hayvan hep evin içine bir huzur getirir derdi babam. Biz de çocukluğumuzda kedi köpeklerle büyüdük. Hatta bahçeli evimiz olduğumuzda ikisinin bir arada olduğu hayvanlarımız da olmuştu. Şey der babam, yani bir kedi, bir köpek veya başka bir şey insana güzel duygular verir derdi. Güzel yaşadığını hatırlatır derdi. Biz de hayatımızı her zaman bir hayvana yer vermişizdir. Ve güzel yaşamanın gerçekten formüllerinden biri de bir hayvana bakmaktır. Bu bir kuş da olabilir. İlla kedi köpek olması gerekmiyor. Hamster da olabilir. Balık olabilir. Ben mesela babamın söylediği o duygunun, o güzel duygunun enerjisini gerçekten hissediyorum. Etrafımızda hayvanların olması çok mutlu ediyor bizi. Bu öncelikler listesinde para belki biraz aşağıda kalıyor. Dördüncü madde olarak parayı yazabiliriz. Çünkü babam zaten birinci maddede olduğu gibi işini iyi yaptığında mutlaka karşılığını alacağına inanırdı. Dolayısıyla parayla olan ilişkisi babamın çok da önem verdiği bir şey değildi. Sadece şunu dediğini hatırlıyorum. Evet, para önemli değil ama biraz bulunsa fena da olmaz. Benim babamla parayla ilgili en güzel anım ilk maaşımı aldığım zaman olmuştur. Bana böyle bir zarf içerisinde vermişlerdi. O zaman çömezim. Çok küçük bir para ama onu alıp hep babamdan duyduğum üzere babama götürdüm. Zarfı ona verdiğimde çok gururlanmıştı. Böyle çok mutlu olmuştu. Dedi ki bak dedi, bunun hemen içinden bir şey yapalım dedi. Bir kısmıyla git dedi, böyle bir koli hazırla. Temel gıda maddeleri al dedi. İşte yağ, tuz, un, şeker vesaire. Senin tanıdığın ya da çevrende gördüğün bir ihtiyacı olan insana önce bunu paylaş dedi. Zaten sonra da kulağıma hep küpe olacak o meşhur nasihatını yaptı. Cebindeki paranın %49'unu harcayabiliyorsan zenginsindir. Bunu ben hep kullanırım ve hayatımda bugün bile kaç yaşına geldim hesaplarımı bunun üzerinden yapıyorum. Ben tabii zaman içerisinde para kazanmaya başlayınca
parayla ilişkim biraz değişmeye başlayınca yeni doğan durumlara karşı da babama kulak vermeyi severdim. Giden ona danışırdım. Mesela borç isteyen arkadaşların olurdu. Ya da işte bir şuradan yatırım mı yapsam acaba, baba bak şunu taksitle ödeyebiliyorum, hani böyle bir şey mi alsam falan filan diye babama sorardım. Özellikle borç konusunda şunu söylemişti babam. Bir arkadaşın senden gelip para isterse, borç isterse mutlaka ver. Geri çevirme. Bir zaman sonra onun borcunun sadık olup olmadığını zaten anlarsın. Ve verdiğin para geri dönmüyorsa işte o kadarlık bir arkadaştır. Daha sonra gelip yeniden zor durumdayım, şöyleyim, bilmem ne dediğinde sen de gönül rahatlığıyla reddedebilirsin. Reddedebilmen için önce o şeyi görmen lazım diye. Tabii bu belki artık günümüzde geçerli değil. Şimdi insanların geri ödemesi gerçekten zor. Belki bugün benim çocuğum olsa aynı nasihatı verirdim ben de. Ama derdim ki artık borç verme. Borç şu anda geri dönmeyen bir şey. O yüzden verme derdim ama benim hayatımda işte o İkinci maddede arkadaşlarım, dostlarımı belirlerken bu borç meselesi çok belirleyici olmuştur. Dün babamın aramızdan ayrılışının 4. yıl dönümüydü. Zaman geçtikçe ona olan özlemimiz, sevgimiz gittikçe büyüyor, katmerleniyor. Daha iyi anlıyoruz yaş aldıkça ya da o zaman geçtikçe. Ve burada anlatabileceğim, hatırladığım daha bir sürü şey var. Hatta videoyu çekerken kardeşimi de arayayım, onun anıları da olsun işin içinde falan demiştim ama bu kadar şeyi anlattıktan sonra belki onu başka bir videoya sıkıştırırım, bilmiyorum. Yukarıda iki tane etiket koyacağım. Biri babamın kendi hayat hikayesini anlattığı, işte çocukluğu, Makedonya'daki hayatı, göç, iş hayatı falan filan oradan izleyebilirsiniz. İkincisi de geçen seneki alma videosu. O biraz daha böyle gözü yaşlı bir videoydu. Ama bu sefer biraz daha böyle başkalarıyla da paylaşabileceğim şeyler olsun diye beraber geçirdiğimiz zamanı, anılarımızı ve onun bize verdiği nasihatleri paylaşmak istedim. Zira hayat devam ediyor. Babam da hayatın devam etmesini isterdi. Tabii ki biz hayatımızla ilgili alacağımız önemli kararlarda ya da düşündüğümüz planlarda babam nasıl düşünürdü acaba diye böyle kardeşimle kafa kafaya veriyoruz. Çünkü o tip durumlarda onun eksikliğini gerçekten çok hissediyoruz. Ama insan kaç yaşında olursa olsun gerçekten babasını, annesini arıyor. Velhasıl kelam, videoyu da burada bitireyim. Yoksa konuştukça uzayacak. Lütfen kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoya kadar. Sağlıklı kalın, sevdiklerinizle kalın, hoşça kalın.